Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel hatlarıyla duyurduğu tedbirlerin detayları ise şöyle. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10 ila 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10 ile 20 arasında hizmet sunacak. Restoran ve kafeterya gibi yeme içme yerleri 10 ile 20 saatleri arasında sadece paket servisi hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Bu işletmeler saat 20'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servisi hizmeti verebilecek. Şehirler arası karayollarında hizmet veren dinlenme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulabilecek. Sinema salonlarına da kısıtlama getirildi. Bu doğrultuda sinema salonlarının faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar durdurulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe ve benzeri işletmelerle halı sahaların faaliyetleri durdurulacak. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içinde 10 ila 13 saatleri, 20 yaş altı ise gün içinde 13 ila 16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu yaş gruplarına dahil çalışan vatandaşlarsa kısıtlama dışında tutulacak. Genelge kapsamında ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, Eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak. Ayrıca zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işletmeler de açık olup hizmet vermeye devam edecek. Genelge kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki sefer sayılarının artırılması sağlanacak. Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kurallarıyla nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içinde yapılacak alınan kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.